Evet, dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-16 ne oldu? Nusra'da Kadıköy Standart FM Merkez stüdyolarında değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı canlı yayındayız. Hala da canlıyız her şeyden önce yani. Ya yaşıyoruz anlamında. Yaşıyoruz anlamında. Evet. Hala da yani. Bakayım bir nefes alıp veriyor musun? Bakayım. Göğsüne bakıyor. Ben prensip olarak insanların önce göğsüne bakarım. O değişiyor mesela, bazıları göğse bakıyor, bazıları kalçaya bakıyor ama kalçadan yaşayıp yaşamadığını anlamak zor bir insan. Evet ama göğüsten şey, özellikle de şöyle şey yaparsan. Evet yani, ama tabii kalçadan da anlayabilirsin sonuçta, o da bir sıcaklık yani, canlı bir organizmanın. Sonuç itibariyle güzel söylediniz, evet, stabil güzel çalıştığı yani, bir sıcaklık var. Kabul ediyorum, yani, evet, kabul ediyorum. Yani belli sıcaklık aralarında verim alabiliyorsun şeyden, organizmalardan. Makinalar öyle mi? Öyle aslında, makinalar da. Bence de. Yani makinalar çalışıyor. Evet. Bu arada tebrik ederim yani 16. Nusra tanıtım videosunda sen biliyorum uzun yıllardır özellikle kule atlayışları, doğrudan atlayışlar. Ben daha çok çengel yaporum. Çengel atlayışları. Evet. Ama bu yaşta hani o performans çok enteresandı. Evet. Çok şaşırdım. Adeta yani... Ben olduğum anlaşılıyor mu? Hemen anlaşılıyor. Hadi ya. Hemen anlaşılıyor. Yani o yürüyüşündeki şey... O sakinlik. Sakinlik. Evet, evet. O sarih şey. Evet. O yani evet, o umarsız şey. O menteşi duruş. Menteşi duruş. Menteşi duruş. Evet. Adeta... Üstüme tükürdüm. Geçmiş olsun. Evet. Hep bana şeyi düşündürdü yani atlayacak mı atlamayacak mı? Ama o finaldeki atlayış hakikaten yani ölüp mü düştü yoksa ölmeye mi düştü? Ya orada bizim mahallede eskiden ben Maltepe'liyim. Geçmiş olsun. Geçti. Atlamayacağın şeyin şeyine şey yapma derler. Derler. Işte. Evet. Bir yerel söz herhalde. Maltepe. Bir Maltepe deyişidir. Yani atlamayacağın tramplinin altından şey yapma gibi bir şey. Üstüne çıkma. Üstüne çıkma gibi bir şey. Ama işte tabii tarih affetmiyor. Yani her şey kayıtlı artık. Evet. Büyük tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Büyük de geçmiş olsun aynı zamanda. Bence harika bir gece. Yani hem... hem soluklanma, ne diyelim ona, bir ara verme, bir hani hayatın diğer o şeylerine, karmaşasına ara verme anlamında. Hem de hani ülke genelindeki bu ne diyelim iklim tuhaflığına, umarım senin netice olacak bir gece bizi bekliyor. Gece boyunca bizi takip edenleri, radyoları açık, radyosu açık bizi dinleyenlerin katılımlarını bekleyeceğiz. Evet. Her zaman olduğu gibi de söyleyelim. Canlı yayına katılmak için de dinleyenler çok affedersiniz. FM.standart evet. Instagram hesabından bir doğrudan mesaj, DM atmanız, adınız, telefon numaranızı yazmanız yeterli olacaktır. Temmuz itibarıyla KTV vergisi geldi anladığım kadarıyla her şeye. Bana geldi. Sana geldi, gelmiştir. Evet. Bir %2 de şey bonus gelmiş. Oradan da yaslamışlar, evet. Buna baktım. Evet. Dolayısıyla en ucuz bira kaç lira oldu şu anda? 44. Ben bugün bizim handikaplı açık arttırma diyeyim.
değerlerimizi değiştirmeyi unuttum açıkçası. Bugün de mi 37'den? Yani enflasyonla bugün de, bu şekilde... Ama bugün de enflasyonla mücadele eden bir handikaplı çıkartmamız olacak. Bu akşamki defterimiz yalnız biraz, gibi olacak yani. Biraz ama bu son. Bundan sonra yani enflasyonla mücadeleyi mümkün değil. Mehmetciğim şey mi yapacaklar? Mümkün değil. Ben yani bugün şundan 2 kere almaya gittim 4-4. 4 kere 4. 180 geri döndüm. 360 derece oldum diyorsun. 360, yani bir tur attım kendi etrafımda. Yani başa döndün yani. Yani. Ya da birileri bize sponsor olsun o zaman. Evet. Ona da varım. Evet. Ona da yok değilim varım. Evet. Sonuçta... her şey aslının şeyinde yani. Her şeyin azı makbul. Evet, her şeyin azı. Anneannem söylerdi. Evet. O herhalde enflasyon döneminde yaşıyordu. Olabilir. 1950'lerden itibaren onlara çökmüş. O zaman enflasyonun ne olduğunu da bilmedikleri için herhalde. Böyle bir çözüm. Ya bunu tekrar edeyim. Saygıdeğer dinleyenler, gece boyunca bize, canlı yayında katılmak için bize bir kısa bir direkt mesaj atmanız yeterli. Instagram üzerinden lütfen fm.standart olan Instagram adresimize, ki gün boyunca bunu duyurduk, bir mesaj attınız. Lütfen bu mesaja adınızı ya da lakabınızı, telefon numaranızı ve bizi lütfen nereden aradınız yazınız ki size kolayca ulaşabilelim. Bu gece Kahvehaneler Kulübü'nde 3 önemli, belki de daha önce hiç dile getirilmemiş 3 önemli konu üzerinde konuşacağız. Sabahın erken saatlerinde, salı günleri erken saatlerde, pazartesi geceden başlayan bir tempoda metin yazarlarımız, kreatifler, evet, sabahın erken saatlerinde bize tekst geçiyorlar faksla. Bizim evdeki faks makinesi bozuldu. Ben onu şeye bağladım. Bu iPhone şeyli. Eskiden çük diyorduk onlara. Şimdi ne deniyor bilmiyorum. Çük. Çüklü bir şeye bağladım. Orada bir tane Fuji marka şey var. Fotoğraf basma makinem var bir. Yani biraz pahalıya geliyor. Tanesi $10 civarında. Gelen faksı onunla basıyorum. Ne olsun be. Yani sonuçta basmamaktan iyidir. 6 sayfa geldi. Bugün. Evet, sabah. Baktım. Konular. Konular, amaç, hedef kitle. Şey böyle gidiyor. Metin bak. Bak yayıncılık şeyine bak. Yani. Konular işte hayat, kadınlar, aşk. Allah Allah. Amaç bir sempatiyle hedef kitleye ulaşmak. Vallahi. Bugün hedef sevelim, sevilelim. Şimdi bak. Şimdi kaç kreatif vardı bizde? 4. İkisini sen al, ikisini ben alayım. Sabaha kadar şey mi yapalım? Yani. Bizde hanım ama bunlar. İşte yani, o yüzden ikisini sal, ikisini var. Yoksa hepsini sen al. Yok, ben hepsini şey yapamam da. İkisini sen al, ikisini ben al. İnsan da bir şey söyleyemiyor biliyor musun? İşte bir şey söylemeyelim yani. bir şey söylemeyelim. Bir şey söylemeden sıraya şey yapalım. Evet. Bir şey söylemeden. Neyse, ben payımı düşünü söyleyeyim. En azından. Gece boyunca hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşacağız. Yani sonuç itibariyle hakikaten enteresan konular. Bugüne kadar hiç de konuşmadık bu konuları. İlk defa olacak. Biraz ben de abandone oldum. Çünkü ben de en son bir telefax makinesi vardı. Telefax da yani telefax da geliyordu bana. Konu bildirimleri.
Fakat fişten çekmişim. Allah Allah. Bak şimdi. Son aşağı yukarı 5-6 yıldır da öyleymiş. Görüyor musun sen? Evet. Dolayısıyla ben de burada ilk defa duymak, asabi de duymuş olmak asabi de biraz şaşırdım. Bir zihnimi toplayayım hemen. Geçmişimi, geçmişte yaşadığım, deneyimlediğim şeyleri bir hızlı bir süzgeçten geçirip bu akşam hedef kitleye nasıl ulaşabiliriz? o konuda bir şey yapayım. Lütfen. Bir şey yapayım yani. Bu da bizim işimiz. O zaman buyurun. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli olsun Kaan Çaydanlı ve ben Mete Avunduk. Bu gece de yaklaşık 27 yıldır olduğu gibi Kadıköy'de Standart FM Merkez Stüdyoları'nda canlı yayındayız. Bu gece evet. Hayat, kadınlar ve aşk üzerine kurulu 3 konu etrafında yaklaşık 1 saat 48 dakika sürecek olan şovumuzun hemen hemen başında sayılırız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün handikaplı açık arttırmamızda her zaman olduğu gibi bir Kaybedenler Kulübü defteri veriyoruz. Bildiğiniz gibi bu defterin ilk sayfasına bir başlangıç cümlesi, rastgele açılmış bir noktasına bir başka cümle ortalarda ve en sonunda da bir final cümlesi yazıyoruz ve bunu radyomuza bağış butonuyla bağışta bulunarak bir handikaplı açık arttırmaya katılabiliyorsunuz. Gecenin sonunda evet, hala bir dinleyenimiz. Bir başlangıç şeyimizde hala 37 lira. Evet yani. Olarak. Tabii ki biz de bu ülkenin iyi olmasını isteyen insanlarız. Tabii ki değerli hükümetimize enflasyonla mücadelesinde tabii destek olmak istiyoruz. Bizim vatandaşlık şeysimiz. Ben mesela vatandaş olarak çok şeyim. Sen vatandaş mısın? Hayır. Ya dışarı o zaman dışarıdan ama, destekliyorsun. Ama vatandaş olarak çok şeyim. Abi vatandaş olarak çok şeysin. Ya, evet. Ben genel olarak vatandaş değilim. O zaman sizinki şey sayılmaz. Ya ben de hani sizleri sevdiğim için destekliyorum. Ben de yani bu, yoksa sizi sevmesem burada ne işim var benim? Enflasyon %500 olmuş ve umurumda mı benim? Akarım var benim. Benim akarım mesela pound'la çalışıyor. Ha. Bana ne? Düzenli akarım var. Ben niye düşüneyim yani şeyi? Benim her şeyden önce akarı olan şeylerim var yani. Mesela benim atıyorum şimdi bir ev 1 pound. Hı. Evet. Kardeşim 1 pound bana ne? Evet. Gerçi bizim orada da şu an 2 civarında. Sizin orada da enflasyon var galiba. Ciddi var. Ama sen her şeye rağmen bu ülkeyi destekliyorsun. Şimdi 2 poundluk demir para var bizde. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bir tane demir parayla bir tane bira alabiliyor musun? Ben alamıyorum. Ben alıyorum. Ben epeydir demir para da görmüyorum zaten. Evet. Evet. Hatta bir dinleyenimiz var. Dinlemiyor da olabilir. Ama yani sonuçta dinleyen yani. Ya sonuçta tabii dinliyor da olabilir. Bir dinleyenin dinlemesi gerekiyor. Yerin kulağı var. Evet. Şimdi bu defterin arkasında bir hani arka kapak yazıları olur ya sayın dinleyen. Merhaba. Merhabalar. Erol Egemen bir arka kapak yazısı yazmış. Evet. Allah Allah. Evet. Böyle de hoş bir şeysi var. Ben kendisiyle hiç tanışmadım. Şöyle bir arka kapak yazısı.
yaşlı bir Kızılderili'nin de dediği gibi. Evet. Geçmişte bıraktığın izler gün gelip karşına çıktığında nereye geldiğini daha iyi anlayacaksın. Bu nasıl bir şey? Anlamamış bence. Yani bu başa mı döneceksin demek istiyor. Bu nasıl nonik bir şey? İşte anlayamamış şey. Hocam herhalde bir bildiği vardır diye düşünüyorum ya Erol Bey'in. Koskoca Erol Bey gibi. Tabii. Erol Bey ve kedisi. Evet. Yani Elton John'un alter olduğu söyleniyor. Elton John mu? Evet. Elton John Sir be. İşte alteri bu. Sölter gibi bir şey. Tersi yani. Alternatif gibi bir şey yani. Ben de tam bilmiyorum. Bunlar yani, bu akşam psikoloğumla konuşayım ben. Kafamı elbette işte. Ben de eve dönünce içime soru çıkıyor. Kafam karıştı. Yani sonuç itibarıyla. Murat'cığım hoş geldin. Merhaba beyler. Murat Menteş attığımıza saygıdeğer dinleyenler. Menteş hoş geldin. Hoş bulduk Üstad. Nasılsınız? Evet, çok iyiyiz. Seni duyunca daha iyiyiz. Evet. Evet hislerimiz karşılıklı. Geçen gün Mete ile konuşuyoruz. Çok sık konuşmayız biz. Bilirsin. Dedi yani bazen dedi Murat uğruyor bana dedi. Evet. Böyle oturuyoruz karşılıklı dedi. Böyle bakıyorum dedi. Sonra yani şunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Yani bir insan bu kadar mı yalnız olabilir? Evet. Ya. Öyle mi dedim? Bunu sana anlattın bana. Ben öyle demiş ama ben normalde insanlarla ilgili kibar şeyler söylüyorum. Şöyle dedim ben. İyi açıdan bu kadar yalnız olabilir mi? Ha yani şey Murat'ı düşünerek. Ya daha kibar bir şekilde söyledim ha. Size şey olmuş. Ama yani sonuçta da bir Erol Egemen'in cümlesi gibi bir şeye dönüşüyor bu söylediğiniz. Sonuç itibariyle ben katılıyorum buna. Yani böyle uzaktan bazı insanlar hakikaten böyle bir şeydir. Yani baktığında bir şeyleri sorgulamaya itebilir insanı. Çok mu yazıyorsun son gün? Yine bir kitabın çıkmış. Evet bir kitabım çıktı. Afili Hafiye adlı bir roman yazdım. Afili Hafiye. Evet. Afili Hafiye. Sound'unu beğendim. Okumadan beğendim. Evet. Hocam yalnızlık ve aylaklık bir sanatçının en temel iki ihtiyacıdır. Yani dolayısıyla Mete Bey'in izlenimini şey yapıyorum. Yerinde buluyorum. Eyvallah. Evet. Mertiş. Buyurunuz. Bu defterin senden bugün bu deftere bir cümle yazman için aslında ricada bulunacağız. Evet. Bu defteri üç yani başlangıç, final ve ortasına bir şey yazıyoruz. Evet tam olarak öyle. Birer cümle ve bunu bir metne dönüştürerek yani o cümleyle başlayıp. Yani senin de büyük bir hikayeci olduğunu düşünürsek. Yani başına bir cümle mi yazmak istersin? Sonuna mı? Bir şeyi başlatmak. Ya bir hikaye mi başlatıyoruz? Yok, bu mu olayı? Yani bir şeyi başlatmak. Herhangi bir şeyi sürdürmek ya da bir şeyi bitirmek mi daha çok hoşuna giderdi diye sorayım ben size. Merdeş. Bana hepsi uyar ya. Yani cümle istiyorsanız doğru yerdesiniz. Size bir takım cümleler verebilirim yani. Yok. Bize bir tanesi lazım. Bir tane lazım. Tamam. O zaman başlangıç cümlesi vereyim. Ben de onu severdim. Eskiden. Gençlik ne acayip bir şey. Oluyor be ama geçiyor. Tamam. İşte. Final cümlesi vereyim. Final cümlesi. Ben de onu severdim eskiden. Eskiden. Bitirmeyi. Ben hiç bitiremedim. Yani.
Ben de çok severdim ama bitiremezdim. Murat, ilk cümleyi alalım. İlk cümleyi bir de geçerken bir uğrarsan. Amir sana mavi tükenmez hocam. Mavi. Bir de imza isteyeceğiz deftere. Evet, Menteşler'den bir tane de imza alacağız bu hafta. Hocam imza verirsem karşılığında imza alırım. Yani size imza verdiğime dair sizin de bana imza vermeniz gerekir prensip itibariyle. Estağfurullah. Ben şey yaparım, onu hallederim sizin için. Tamam. Peki, o zaman ilk cümleyi söylüyorum. Evet, lütfen. Karnabahar ve ceviz beyne faydalıdır. Karnabahar mı yazacağız? Karnabahar. Karnabahar, evet. Ve? Ceviz. Beyne, insan beynine, beyne faydalıdır. Beyne faydalıdır. Noktalı virgül. Evet. Çünkü ikisi de beyin şeklindedir. Evet, bu biraz şey oldu. 1950 ortaları Philip K. Dick vari bir giriş oldu. Çok hoşuma gitmeyim şu an. Hocam, eğer yani beyninize iyilik etmek istiyorsanız karnabahar ve ceviz yiyerek bunu yapabilirsiniz mealinde bir ifadedir. Evet, hoşuma gidiyor. Evet, yani distopya dönüştürülebilir belki tabii. Sanırım bu kitabın ortalarını ben yazacağım. Evet. Bu kadar mı şeyimiz, yani vazife tamamlandı mı, misyon? Berteş, bir şey sorabilir miyim iznin tabii, varsa? Buyurunuz efendim. Yeni bitirdiğin kitapla ilgili çok az şey alabilir miyiz senden? Nasıl bir şeydir? Ne anlatır? Hocam, Kayıp Şahıslar Bürosu'nda komiser olan bir beyefendi var. Bu beyefendi bir gizli görevdeyken bir hanımefendiye rastlıyor ve hanımefendinin bir şekilde fotoğrafını çekiyor. Daha doğrusu bir maymun çekiyor kadının fotoğrafını. İşi kaybolan kişileri aramak olduğu için kadını da kolayca bulabileceğini umuyor. Çok yetenekli bir bilgisayar korsanı, artık emniyette çalışan bir hacker'a kadının fotoğrafını veriyor ve öğreniyor ki söz konusu kadın, yani fotoğraftaki kadın dünyada yok. Yani. Bir tek bizim beyefendi çekmiş fotoğrafı. Onun dışında hiçbir, yani 1 milyar 800 milyon kamerada kadın görüntülenmemiş. Buyurun. Evet. Hoşuma gidiyor. Bakalım nasıl olmuş da görüntülenmemiş şeklinde. Evet. Memnun musun? Ya şöyle, Türkiye'de sempati toplamak biraz zor. Yani roman yazarak, resim yaparak, ne bileyim bir felsefi teori kurarak. Ya da radyo programı yaparak. Evet, biraz sempati toplamak zor. Ama şahsen memnunum. Yani zaten kitap yazmayan insanların ne yaptığı hakkında bir fikrim yok yani. Evet. Bence dünyada yapılabilecek. Ben de düşünüyorum. Evet, ama sana söz veriyorum, kitabını bir yerde görürsem alacağım. Hocam, bizzat size takdim etmekten kıvanç diyorum, gönülürüm. Çok teşekkür ederim. Murat, çok teşekkür ediyoruz. Bakalım. Saygılar sunuyorum beyler. Benteş, eyvallah. Çok teşekkürler. Evet. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoşçakalın üstadlar. Evet. Bence güzel bir başlangıç oldu ama biraz kafa karıştırıcı olduğunda hemen şey yapayım, yani devamımız çok zor. Ben karnabaharla başlayan kitap yazmayı reddederim. Yani. Sen karnabaharın kokusunu sevmezsin bir kere pişince. Ben kükürtlü, yani ben uzun yıllar Paris'te yaşadım. Biliyorum abi. Dönemde. Yanındaydım. Evet. Bir kadınla tanışmıştım. Annabelle mi? Yok. O Kaliforniya'daki şey, bağlantı. Kıtayı değiştirdikten sonra. İsmini de tam hatırlamıyorum. Ya da İzobel olur. Olabilir. Söylemem uygun kaçmayı. O, belki de bugün bir şey olmuştur. Belki bir yere gelmiştir. Belki 3-5 kitap yazmıştır. Bilinmez. Onun sevgilisiyle tanışmıştım. Yani bir şeyde.
hanımefendinin. Bir kafede oturup ay çöreği yiyip bir iki kahve içmişliğimiz oldu beyefendiyle. Daha sonra o hanımefendiden ayrıldı. Ben de hanımefendiden ayrıldım. Niye yapmışsın? Çünkü ağrıma gitti açıkçası. Yani evet, yani evet. Adamı da çok sevmiştim yani. Evet, çok da, evet. Hani sohbeti iyiydi. Ne bileyim hani. Evet, evet. Oturup hani iki satır laf edip bir ay çöreğinin belini kırabiliyordun yani. Çok iyi. Ki ay çöreğinin beli de kalındır yani. Yani öyle kolay kırılmaz. Öyle, öyle kolay kırılmaz. Hele iyi ay çöreği. Yani ay çöreği. İyiyse tabii. İçi. Ayşe'nin dışı çabuk kırılır. İçi kırılmaz. İçi kırılmaz. Evet. İçi ufalanır bayatsa. Ya. Yeah. Ama zaten bayat kekten yapılır içi. Ama kırılmaz. Ama kırılmaz. Ne? Bu durumu paylaştı ben de bir gün. Yani baktım morali şey bayağı bozuk. Hayırdır dedim Levi. Kim? Levi. Levi ya. Keyifsiz gördüm seni. Ya bir konu üzerinde çalışıyorum. Epeydir. Hem o kafamı kucadı hem de yani ayrıldık dedi. Şeyden. Nasıl ya dedim yani. Nasıl bir şey. O zaman dedim ben de ayrılıyorum. Bayağı. Evet, senden böyle bir şey isteyemem Kaan'cım dedi. Kaan'cım mı dedi? Evet. Sen böyle bir şey isteyemem dedi. Yani böyle bir şey istemene gerek yok dedim. Bu benim. Ya içimden gelen bir şey. Ya yani bunu yapmak zorunda hissediyorum şu anda. Yani seni bu hale sokan bir kadınla ben bir daha yatamam dedim. Kusura bakma dedim. Yani. Yatmak derken? Yani işte o zaman Paris'te küçük bir yani yan şeyde, yana, yan yana yatmak şeyde kalıyoruz. Yani. Yani bir çatı katında kalıyoruz. Madem. O zaman dedi ben Nijerya'ya geçiyorum bir araştırma için dedi. Hay hay dedim ben de geleyim seninle. Nijerya'ya. Ne yapacaksın dedim Nijerya'da. Ya sırf Nijerya değil dedi. Yani Orta Afrika civarında antropolojik bir araştırma yapacağım. Yapıyorum zaten. Onun saha çalışmalarını yapmam lazım dedi. Yatacak yer var mı orada dedim fazla. Buluruz dedi. Yani sıcak iklim zaten dedi. Doğru diyorsun be dedi. Evet doğru. Atladık gittik. İşte orada çalıştı. Falan filan ben başka bir takım işler yaptım. Yani fil dişi sahiline gidip gelmem gerekti bazı. Fil dişi. Evet bazı işler. Açısından bazı şey. Fil dişi işi herhalde. Yok ekmek ağacı. Meyvesi. İşine girdim orada. Okey. Ama tutmadı Avrupa'da. Tutmaz. Tutmadı. Daha sonra işte beraber döndük. O arada o kitabı bitirmiş. Şimdi şuraya geleceğim. Sen başta ne söylemiştin? Oraya geleceğim yani. Bir şey anlatmıştın da oradan. Ben buraya gelmiştim. Bu işi nasıl çevirmiştik diye sordum. Hangi işi? Bu komple bu iş. Bu iş derken yani. Ya bu yayıncılık işte. Radyo. Şey. Ama kükürtlü bir şey söyledin galiba. Hamamdı o. Allah Allah. Yoksa şeyi mi söylüyorsun? Neydi o? Hatırlamıyorum be. Kusura bakma benim de gidip geliyor be. Yani çok normal gidip gelmesin. Sen de zaten gidip geliyordun. Evet. Yani gidip gelen bir insansın yani. Bu yaşta çok normal. Evet. Bu yaşta çok normal. Sonuç itibariyle şu
bölüm kitapta çok dikkatimi çekmişti. Yani çok hak vermiştim. Yani kokular üzerine aslında biraz. Mesela şimdi bir şarap tattığımızda işte ondan bir sürü alt nota diyorlar. Nota diyorlar. Şeyler, evet. Nişantaşı ya da işte. Ya biz modada da şey diyoruz, nota diyoruz. Nota diyor musunuz siz? Diyoruz. Ya ben nota demiyorum da melodi diyorum. Melodi mi nota diyor? Melodi ne yapıyor bu arada? Sizler ömür bu. Hadi canım. Vallahi 23 yaşında gitti. Büyük geçmiş olsun ya. Bahçeye gömdüm. Ya dik gömseydin. Tersten dik gömdüm. Tamam. Çıkamaz. Çıkmasın. Ha yani. Öyle gömdüm diyorsun yani. Büyük geçmiş olsun. Umarım iyileşir bir an önce. Bazı şeylerle vedalaşmak lazım. Bu çok önemli bir nokta aslında. Yani vedalaşmak lazım da ki tabii ki vedalaşmak lazım. Vedalaşmayı bilmek lazım yani. Bir kabullenme meselesi değil mi bir taraftan? Vedalaşmak dediğin şey aslında... Aslında kabullenme. Yani. Üçüncü etap derler normal vedalaşmalarda ama evet yani kabullenme. Evet, aslında kabullenmeyle ilgili. Ha. Yüzleşmeyle. Evet yani o dört aşamalı aslında kaygıyı... Kaygıyı yok etmenin tek evet, yoludur yani. Bir anlamda. Yani kabullenirsin ve... Yani, bu evet. Sevdiği şeylerde kabullenme, nefret ettiklerinde nefrete dönüştürme olarak şey olur bizim lügatta. Yani bizim lügatta derken Kadıköy'de kadınlar nasıl sevilmez lügatı. Lügatında. Nasıl gidiyor onun şeyi? Baskısı bitti mi? Tükendi. Ne anlatıyordum ben? Madagaskar'da. Bak şimdi harika bir hikaye geldi aklıma. Bunu sana hatırlatıyorum. 1970'lerin sonunda Madagaskar'da harika bir hayatımız var. Evet. Şarapçılık yapıyoruz. Evet. Cici anlamında değil. Evet. Üretiyoruz. Ay girmemiştim o işe de. Ben geldi senin imzanı aldım hani. Eyvallah. İşte beraber giriyoruz. Şimdi ben orada şeye takılmıştım. Yani lemurların sineklerden kurtulmak için vücutlarına sürdükleri bir çiğ, evet, çiyanlar. İğrenç bir şey. Evet. O çiyanın etkin malzemesini acaba damıtabilir miyim diye. Kokuyor. Bir de kokuyor. Evet kokuyor, kokuyordu. Bu şey gibi biraz. Mesela Afyon. Afşar. çok yaşa. Afşar'dan. Allah uzun ömürler versin inşallah. Afyon'a doğru giderken böyle bir büyük tabela vardır. Çay. Yok. kokusuz sucuk diye. Yok. İcat etmiş. Yok artık. Ulan sarımsak koymamışsın dallama. Kokusuz sucuk bu. Sarımsak koymazsan kokmaz yani. Allah Allah. Tövbe her oradan yolumu değiştiresim geliyor ama yok yani başka yol yok. Kokusuz sucuk yiymiş. Nerede uğraşıyoruz kardeşim. Çok hoşuma gitti. İcat etmiş yani arkada. Ya evet ya. Yiyorsun kokmuyorsun. Hayran kaldım. Madagaskar'da. Ya şöyle bir şey var. Mesela ya o yılları şimdi boşu var. Yani 70'ler sonları işte o zamanlar tabii şimdi şunu söyleyeceğim aslında. Hayat bu kadar hızlı olmadığı için bizim için bir şeydi. Ben mesela 1979 ile 82 arasında o ihtilal falan da o arada geçti, cezam bitti falan. 1800'lerden bahsediyorsun. Yok, 1900'ler. Bir kere kaçak Mersin'e geldi gemiyle. Geçmiş olsun. Zordu da. Sonra tekrar geri döndüm. Sonra tekrar Madagaskar'dan Türkiye'ye gelişim.
işte 2000'lere doğru. Hı. Ama o arada dünyanın her yerine geçtim. Bir tek Türkiye'ye gelmek zor. Bir de insan için nasıl istemiyor? Evet. Pardon, nasıl istiyor? Gelmedi. Nasıl istiyorsun ve gelemiyorsun? Nasıl canım, yani nasıl canım? Beyaz peynir çekiyor, simit aklın çekiyor. Şey, bütün aklında şey var, beyaz peynir yok işte, tereyağlı sucuk, tereyağlı, kuru fasulyeli bilmem ne. Tereyağlı yani, hiçbir fasulye. Gerçekten yani şey, anlatan bitiremeyeceğim şimdi. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-16 Noğlan Üstad'a, değerli dostum Mete Avunduk, ben Kaan Çaydamlı, Standart FM Kadıköy Merkez Stüdyoları'nda canlı yayındayız. Küçük bir hatırlatma yapalım, YouTube Official kanalımız yayında. Epey bir süredir. Kaçırdığınız programları bir hafta sonra yaklaşık oradan dinleyebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz ve teşekkür edebiliyorsunuz. Hani bir boğazınız ıslandıysa bir şey yapalım diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla YouTube kanalımıza bir üye olabiliriz. Desteğinizi bekliyoruz çünkü önümüzdeki kış aylarında orayla ilgili bir takım projeler geliştiriliyor bizim dışımızda, bizim onayımızda aslında. Daha canlı bir şeyler ile karşılaşabilmek için o desteğe ihtiyacımız var açıkçası. Bunu da hatırlattıktan sonra biz bugün bir şey... Bugün Ragıp'ın doğum günü mü? Evet, Ragıp'ın doğum günü bugün. Çok iyi. Onu da kutlayalım bir ara o zaman. Ragıp'ın doğum günü mü? Yok. Ama yani bir gün bir çıkıp gidelim bir yerde kutlayalım. Yiyelim, içelim ya yani. İşte onu söylüyorum, bir yerde kutlayalım diye. Evet. Bu gece harika bir hediyemiz var. Evet. Bize Standart FM'nin internet sayfasından radyoma destek kısmına girerek bize başlangıç olarak destek olan dinleyicilerimizle başlayan bir handikaplı açık arttırma oyunu bu. Gecenin sonunda en yüksek handikapa ulaşan dinleyicimize bu defteri armağan edeceğiz. Bu defterin başlangıcı az önce konuştuğumuz Murat Menteş tarafından yazıldı. Karnabahar ve ceviz beyine faydalıdır çünkü ikisi de beyin şeklindedir. Bence kafayı yemiş Murat Menteş artık. Ya beynini yemiş olabilir. Beynini yemiş. Evet, ama sonuçta arkadaşımız. Ne olur mu? Bir faydamız olursa. Katlanacağız yani. Şey yapacağız. Anlayışla karşılayacağız. Böyle bir şey yok. Evet. Yani. Oyunumuz şöyle devam ediyor. Bize destek olan dinleyicilerimiz arasından en yüksek destekte olan dinleyicimize bu gecenin sonunda bu defteri armağan edeceğiz. Sizden istediğimiz bu defterin yazılı cümlelerin arasını bir metne dönüştürmeniz ve bunu bize geri göndermeniz. Eğer gerçekten okunabilir bir metinse bunu yayınlama ve canlı yayında okuma gibi bir projemiz. Bence de var. Çok da iyi bir proje. Olay budur. Hatta bir dinleyenimiz var. Bu dinleyenimiz bizim tüm zamanlar Kadıköy Genel Betlik Amiri'dir. Aslında yani şu an itibariyle yani tüm zamanlar Betlik Amiri de diyebiliriz kendisine. Hala daha genç. Efendim? Hala daha genç. Benim gibi. Evet. Evet. Allah göstermesin. hala da yakışıklı. Ama ben hala kendisi bilir ama şu vasfı yakışır buluyorum.
tüm zamanlar Kadıköy Betlik Amiri. Değil mi? Daha şey ya, daha ağır. Ya, bence bunun ağır üstünde bir şey, bir de sör olabilir. Yani. Sör oldunuz mu Brit siz? Bu arada yani görüşmediğimiz anda bir uyumam falan aldınız mı? Son 10 saniyede, 15 saniyede söylediklerinizde ancak yerin dibine sör olabilirim yani. Ben Kadıköy tüm zamanlar Betlik Amiri. Çok ağır. Yani. Yok kadar ağır. Evet. Ama yani, hiç sör olmadım. Onu söyleyeyim yani. Sör olmadım. O da olur be. Şey yapma yani. Abi o... Olur yani. Eyvah. Biz onlar zamanla oluyor. Zaman. Yani. Mesela benim de hiç aklıma gelmez mesela sör olacağım. Benim de. Ama zaten siz sördünüz. Estağfurullah. Hiç aklıma gelmez yani. Abi kraliçe ölünce bizim sörlük düştü mü? Yok, beni Charles yaptı. Ha. Sen kraliçeyle yattın mı? İki defa. O yüzden mi sör yapmadın senin? Yani yok, biz daha şeydik yani, abla kardeş gibi. Yattınız. Anladım. Geçmiş olsun. Ne içiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Arpa suyu, ben meyve suyu içiyorum. Ben Tuborg. Eyvallah. Sen ne içiyorsun? En son Alvarez mi? Al Fernandez mi içiyordun sen en son gördüğümde? Evet, şimdi şey içiyorum. Bu ne abim? Ne abim içiyorum? Türkçe'de bir küfüre de çok yakın olduğu için bu ne abim? Bu ne abim? Onu içiyorum. Kratmona içiyorum. Bir senin sesini özlemiş mi ya? Ya Mete, inanmazsın, ben de senin sesini özlemişim. İnsan insanı yani demek gerçekten. Demek ki özlüyor bak. Evet, ha? Özlüyor gerçekten de. Yani. Çok uzun zaman oldu. Evet. Bu akşam yani şöyle söyleyeyim, bu akşam gene iple çektim yani saat 11'e. Eyvallah. Standart efendim 10 yazıyordu. Saatime baktım, lan saatler bir saat ilerim alındı. Ne oluyor? Aldık. Sıkıntım var falan diye. Yok, aldık, biz aldık geçen. Aldınız. Geçen hafta aldık. Baktık olacak gibi değil. Bir saat ileri alalım saatleri dedik. Evet, yani. Sence bu akşam bir dinleyicimize vereceğimiz bu defterin sonunu mu, yoksa ortalarında bir yerini mi karalamak istersin, bir cümle yazmak istersin? Bir senden bunun imzasını da alacağız. Yani tercihi size bırakıyorum. Çünkü her zaman tercihi size bıraktım. Kapanışı. Bir tek kapanış yaptığım zamanlarda bir şarkı söylüyorum sadece. Evet. O zaman onu senden artık alalım, buraya da tam onu yazalım. O şarkıyı senden alalım. Ortaya yazıyorum Brit. Bir cümle söylesen, şarkıyı zaten söylersin. Evet. Peki. Yani karnı bağırla başlayan bir kitap ya yani Murat Menteş, sağ olsun. Evet. Ona göre düşünüyorum. Hatta viskinin yanına incir içine ceviz katık ederken dinledim. Öyle bir... Beynimi besledim şey diyorsun yani. Beynimi evet besledim. Söyle cümleyi. Ve şunu söyleyeyim o zaman. Ve bir skoç maltın yanına en iyi giden meze bamya turşusuydu. Uf be. Malt'ın yanına en iyi. Eşlikçi yani. En iyi eşlikçi. En iyi giden. En iyi giden. Bamya turşusuydu. Bamya turşusuydu. Perfect. Evet. Mükemmel bir. Kendim yazmış gibi etkilendim yani. Şu an ben de şey yapacağım. Gidip çiş yapacağım. Evet. Bamya'dan mı geldi aklına? Evet. Yakınıyorum, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zahimlere, kötülere,
Yenilmedim burada. Evet, daha dinleyenler kaybedenler kulübü burası. Daha dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı. 2023-16 oldu Nüsso'da, canlı yayındayız. Bugün handikaplı yarışmamızda, defter yarışmamızdaki ilk cümleyi Murat Menteş yazdı. Ortadaki cümle tüm zamanlar Kadıköy Vettik Amiri Birit tarafından yazıldı. Şimdi hatta bir dinleyenimiz var. O da son cümleyi yazmasını isteyeceğiz. Bir taşra edebiyatçısı kendisi. Ama ondan önce... Şey gibi çok tuhaf bir şey değil mi yani? Mesela taşra edebiyatçısı olmak. Eskiden taşra edebiyatçısı olmak onurlu bir şeydi. Yani... Şu an onursuz bir şey. Tabii. Ya da yani birazdan sorarız kendisine, ama bu defteri kazanmak için yapmanız gereken şey Standart FM standart.fm sayfasına girip internetten radyoma bağış butonundan bağış yapmanız. Bu bağış yapanlar arasından en yüksek bağışı yapan dinleyicimize bu defteri hediye edeceğiz dediğimiz koşullarla. Hatta bir dinleyenimiz var. Kendisi bir taşra edebiyatçısı. Daha önce de yayınımıza katılmıştı. Allah Allah. Taşra'da yaşayan bir meczup. Köylü mü? Bir tür köylü herhalde. Bir kendisine soralım. Yani kent soylu köylü mü yoksa? Yani... Kent soylu herhalde yani. Tabii ki kent soydu yani, orada arazileri, ormanları, bilmem neleri var adam. O zaman aristokrat yani. Aristokrat Aristokrat. Dinbaz. Cambaz. Şeybaz. Siz ne diyorsunuz ona? Bir şey demiyoruz biz işte. ben diyorum. Şeybaz. Şeybaz. Siz Şeybaz mı diyorsunuz onu? Şeybaz. Tabii. Yani. Evet sayın dinleyen, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben bunu tanıyorum. Bu şey, şair bu. İşte taşra şairi. Şair. Sonradan şey yapma. Evet. Benim mesela hayatta çeker. 4 tane şair bilirim ben. Evet. Ya çok bilirim de 4 tanesini iyi bilirim. Ya insan olarak mı iyi bilirsin? İnsan olarak tanıştığım için. Ailevi sebeplerden, yoksa ben kimi tanıyacağım? Nereden? Ne işin olur senin çünkü şair? Tabii. Ben bir de yani bir tanesi ben şiir yazmam derdi. Vüsat Bener'dir. Dedemin arkadaşıydı. Allah rahmet eylesin. Amin. Toprağı bol olsun. Bir tanesi Tanpınar, annemin hocasıydı. Ahmet mi? Ahmet. Ahmet derdik biz ona çocukken. Ben yetişemedim gerçi. Sen çocuk oldun mu hiç? Yetişkin doğmuşum. Suç mu? Yok değil, estağfurullah. Zaten yani gözümün önüne gelmediği için hiç. Bir tanesi Cemal Süreyya'dır. Bizim mahallede aşağıda şurada popüler olduğu için. Hem Cemal Süreyya ile bir kavgam var. Büyük mü? Yok, küçük. Ay, sayılmaz. Yok kavgası. Bir de yani. Dağlarca var, Kadıköy'lü şair. Efendim? Dağlarca, Kadıköy'lü şair. O şeyin köşesinde o, onun evi. Köşesindeydi yani, Akdeniz'in karşı sokağı. Bir de Sağır Celal var benim ilgim. Bayağı şair biliyor musun sen ya? Tabii canım, daha ne bileceğim yani, zaten bu kadar biliyorum. Yeter. Yani bunlar birebir tanıştıklarım. Ben bir Alper Çeker diye bir arkadaş vardı bizim. Şair mi? Şair.
Onu bilirim. Şair olarak yani. Başka da aklıma gelmiyor yani. Bire bir tanıştığım. Değil mi? Evet. Yani bir de Kadıköylülerden biraz şey yapıyor. Ya Cemal Süreyya ile tanışmıştım falan filan var ama şair olduğunu nerede bileyim. Manyak bu diyordum. O zaten o biraz şey takılırdı. Aşağıda. Bize ha Melih abi vardı burada bizim mahallede. Ha, şu şeyde. Melih Cevdet abi. Kargan'ın yanındaki binada oturuyor. Hep arıza, hep arıza, hep büyük arızaydı. Ama bir gün. Sen Oktay Rifat'la tanışmadın mı ya? Oktay Rifat'la babam tanışıyor. Ya çok rakı içmişler de ben şimdi oralara girmem. Rakı biraz şey biliyorsun. Yani tabii sert bir içki. Toplumumuzda yani. Sert karşılanıyor. Evet. Melih Cevdet abiyle bir akşam ben çöp boşaltıyordum. O da çöpte bir şey arıyordu. Hanımı atmış. Allah Allah. Kadınlar da enteresan şeyler. Yani bir yaratık olarak evet. Var mı sizde kadın? Sizde kadın var mı Şeker? Benim itirazım buna zaten. Demin Menteş'i dinledim de. Allah. Yalnızlık diyor sanatsal bir ihtiyaçtır diyor. Allah hayır Allah. Kardeşim kadın bulamadığımız için yalnızız. Yani sevişecek biri olsa sanatla ne alakası var? Ben o Menteş itirazım var. Çok yanlış düşünüyor. Yani. Hayır, siz şunu söylüyorsunuz yani bir yani, kadını olan ve kadınla sevişen insanlar sanat yapamıyor anlamında mı? Yani siz beni çöpe mi atıyorsunuz şu an? Hayır şimdi yarın bir kadın bana seninle sevişmek istiyorum dese sanat için ben bunu yapamam kusura bakmayın mı diyeceğiz yani böyle bir şey ya, denir mi şey ya? Yani Menteş'i yanlış anlamış olabilirsin sen bunu kastetmemiş olabilir ama ben sana hak veriyorum yani. Ben de. Ben mesela mesnevilikle ilgili aynı zamanda Abdülbaki benim dedemin büyük şeyi fanıydı. Öyle söyleyeyim. Abdülbaki amca. Gölpınarlı mı? Gelir kalırdı. Deden de vakit geçirdilerdi. O da bir içerler miydi bir şey? Rakı makı falan var mıydı? Büyük rakıcıydı Abdülbaki amca. Ruhi abim. Ona da gerçi ben abi diyordum ama amca desem daha doğru. Ruhi abi. Abdülbaki amcam. Dedem. Mesela büyük rakı içiyorlar. Ben diyorum ki... Küçük için deseydin ya. Dedeciğim bunun bir ufağını, ufağı yok mu? Allah ya. Ya illa evet. O büyüğü içmek zorunda mısınız ya? Ya küçük ama, küçük için. Ama demek ki bir şeyin ayarı var. Her şeyin ayarı var demek. Evet, yani doğru. Çekere sormak lazım. Bu daha iyi bilir. Evet, doğru. Yani bir şey, bir ayarda mı içiliyor? Onu bir şimdi ufak, bak, bir ufak ayarda içsen olmuyor mu? Bu konuya şimdi bak bir anekdotla size anlatayım. Geçen yaz başında dergilerde kalan şiirleri toplayayım dedim. İleride kitabın yeni baskısını yaparsam bu şiirleri de kitabı alayım dedim. Sonra çok eski bir dergide bir şiir buldum. Adını da Kadıköy Son Defa diye koymuşum. Adı böyle görünce okudum şiiri. Fakat felaket bir şey var. Şiirin başında bir ithaf var. Kaan, Mete ve Mehmet'e diye yazıyor. Tamam mı? Tövbe abi. Dedim ki ulan dedim ben birinin böyle bir şiirini okusam kesin bu adamlar gay derim dedim. Tamam mı? Değiştir. Dedim ki bunu nasıl kitaba alacağız? Bunu okuyan herkes bu adamlar gay diyecek. Ama ayıp. Nasıl kurtuldum biliyor musun? Ayıp Mete'nin gay tarifi geldi aklıma. Mete ne diyordu gayler için? Seks yapmayan adama gay denir. Evet. Biz ya yapmıyoruz zaten yani. Seks evet. Yapmıyoruz. Yani 8 yıldır bende tık yok. Evet yani. Bunun bir de bunda ne kötülük var. Yani yapana bir şey demiyoruz. Ama yapmayana da saygı duyun yani. Yapan yapsın. Peki sen bilinçli olarak bir tercih olarak mı seks yapıyorsun yoksa? Hayır kadın bulamadığım için. Daha doğrusu bir şey bulamadığım için. Yani kadın mı? Kadın olması da şart değil diyorsun. Evet yani ya. Bir şey bu yani iki kişiyle yapılan bir şey olduğu için. Herhangi bir nesne falan da olur ya. Yok sana. Evet. Nesne canlı cansız yani. Aldım. Hani hayatta çok çeşitli ölçütler vardır. Benimki yani hakikaten çok geniş yani ölçütüm yani. Yine de yapamıyorum. Yo benim de geniştir ama yani ya, taş en azından ama canlı mı diye bakarım. Tabii canım.
Ondan biliyorum yani baktığını. Hatta geçen bu taşlı edebiyatının büyük bir çıkmazı bu yani, evet. Ya bir çok tokatlarsın şöyle bir canlı mı canlı mı anlaşılır canım. Hemen anlaşılır yani. Yani. O morardıysa onu pek şey yapma. Kurca ya, gitmiştir artık onu. Ha, canı var mı yani? Evet. Renginden anlıyorum. Ben renginden sizden utanıyorum şu anda. Yani ben, var da utanıyorum. Mesela benim aile terbiyeme falan çok ters mi? Ben mesela şu an Atilla amca arasa beni ben ne diyeceğim bilemem. Ya, ama aramaz Allah'tan yani. Neyse ki ya. Bu saatte aramaz, bu saatte aramaz, merak etme. Bana bir gün dedi ki oğlum ben sizi hiç dinlemedim ki nereden bileyim dedi. Ben de ilk defa dinliyorum, hep arkadaş tavsiyesi. Biraz önce fax geldi de bir dinle diye yani öyle denk düştü yani. Siz peki yani taşrada ne yapıyor? Günleriniz nasıl geçiyor edebiyat dışında yani? Ya ben burada ya, bir yalnızlıktan toprak, mı edebiyat yapıyorsunuz yani? Toprak soylusu olduğum için köylülerim var benim, arazilerim var. Arazinin üstündeki bütün köylüler benim malım. Ondan sonra evet, yani anladım ben sizi. Ama tabii çok sıkıcı bir hayat yani, çok sıkıcı. Evet. Sizin gibi renkli değil yani, şehir hayatını özlüyorum. Sizi yalnız bu nefes nefese olmaz beni şey rahatsız ediyor yani, bir affedersiniz bir şey mi yaşıyorsunuz bizle konuşurken? Yok şişeyi çöpe attım demin de onu, evet, bahçedeyim şimdi. Acaba dedim hani şişeyi bitirttiniz bana yani, öyle bir muhabbetiniz var, şişeyi diktirdiniz bana yani, öyle bir muhabbetiniz var yani. Yeter ulan deyip şişenin diktim yani şişeyi. Peki Şeker. Şeker. Şimdi bak tamam. Şunu anlatıyorum. Bu gece Standart FM'in sitesine girip senin gibi eli sıkı olmayanlar yani bağış yapabilenler dinleyicilerimiz var. Ve tamam, şu an bize bağış yapıyorlar. Bu bağışları biz bir handikaplı açık arttırma olarak açıklıyoruz. Gecenin sonunda da bir dinleyicimize Radyoma Destek kanalından girip bize destek olanlardan bir tanesine bir dinleyicimize bu defteri hediye edeceğiz. Defterin başı belli. Evet. Menteş yazdı. Murat Menteş yazdı. Gene üstüme tükürdü. Böyle bir tik oldu. Murat Menteş'le buluyunca bir şey tükürük bezlerini çevirdi. Ortayı Brit yazdı. Ortasına Brit yazdı. Son yani bu metnin final cümlesini de senin yazmanı istiyoruz. Ya bu bir kitap gibi düşün bunu. Yani bu arayı dolduracaklar bu cümleleri. Sonuçta bu gece bir dinleyenimize armağan edeceğiz bu kitap, defteri, bu kitabı neyse. Eğer bir dinleyenimiz bunu alıp bir metne, bir romana, bir öyküye herhangi bir şey dönüştürüp bize gönderirse de değerlendireceğiz yayınlamak şeklinde. Buyur. Defterin son cümlesi ortada bir ölüm olsun. Ortada bir ölüm olsun mu? Yok, sadece ortada bir ölüm yazın. Ha, ortada bir ölüm. Ortada bir ölüm olsun mu? Ölümdü. Olsun yok. Olsunu ben bir tarafımdan uydurdum. Ortada bir ölüm sadece. Ortada bir ölüm. Ulan bana ortada bir ölüm olsun çok daha iyi geldi aslında. Ortada bir ölümdü. Yok ortada bir ölüm olsun yani. Ha, ortada bir ölüm olsun. Tamam canım ama yani bir şey diyemeyiz. Şairin şeyine de şey yapılmaz ortada ki. Yani. Bunda çok derin felsefeler var. Yani kültürlü biri yani sizin dışınızda. Estağfurullah. Kültürlü insanlar bunu anlayacaktır yani. Ben anlayamadım şahsen yani. Evet yani bak onu yaz sen beni dinle. Çok para kazanacaksın. Beni dinle. Ben de anlayamadım. Sabah ya, bu bana oğlum şey anlatıyor. Bak yarın baba, gelip baba, bana teşekkür edeceksiniz. Baba. Dediğimi yapın. Baba. Şey anlatıyor bu. Baba ben Madagaskar'da yaşıyorum normalde. Evet. Evet oğlum. Ha baba Bali Caddesi'ndeki Cafe Nero var ya. Gündüzü de burada çalışıyorum. Okey. Tamam oğlum iyi yapıyorsun. Nasıl gelip gidiyorsun diye sordum. Dolmuşlar dedi. Madagaskar. Oğlum dedim bir hani gemi falan bir şey yok mu dedim. Yok gerek yok dedi. Kurtlar mı bastı orayı Alper? Taş edebiyatının ortasındasınız şu an.
Peki. Benim müzikler falan gelir birazdan. Efendim bir şey ister misiniz? Karnınız aç mı falan diye hatırımı sararlar. Tek bir cümle cevap isteyeceğim senden Şeker. Dürüst bir cevap vereceğim sana, evet, ama iyi bir soru sor. Yok, güzel bir soru soracağım. Charles Dickens'la ilgili bir cümle söyle bunu. Charles Dickens çalışmaya lanet olsun. Yok. Hoşuma gitti. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Standart Efendi ve Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz değerli dostum. Kaan Çaydanlı, ben Meta Unduk bu gece. 2023-16 Nisa'da Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Hayat, kadınlar ve aşk üzerine özellikle şairler ve romancılarla görüştük. Bu gece bu konudaki düşüncelerini almaya çalıştık ama yani genel bir şey var böyle. Bir lakaytlık var. Yani bir genel hani... Ben hayattan anlamam ya da ben kadınlardan anlamam, aşktan anlamam. Ben yok şey yaptım, eledim, duvara astım. Ama ben şair değilim. Siz romancısınız daha çok. Ya hiç roman yazmadım. Ya da elekçisiniz. Evet, ben elekçiyim. Ben de mesela çok genel olarak şey yapmam. Elemem. Evet. Ya sık elememek lazım. Sık elekli şeyle şey yapmamak lazım. Evet. Adaletsiz bir şey. Yani bir de yani illa ince olan mı şeydir? Makbuldür yani. Bazen kadın olan mı? Ama gene elek lazım. Yani eleyip yukarıda kalanları almak. Mesela onu yaparım ben. Daha mercimeğimsi. Evet, onu yaparım. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Şöyle hoşuma gitti. Her şeyden un olur mu? Yani her bakliyat. Mesela kestane unundan ekmek yaptın mı hiç? Denedim, olmadı. Olmaz. Gluten yok çünkü. Laf olsun diye söylemiyorum. Denedim. Evet, yani kestaneden un yaptım. O undan şey yapmaya kalktım. Sıvılaştırıp bir takım meyvelerle mesela pekmezimsi ya da işte benzer bir şey yapmaya kalktım. Yok, olmadı. O yüzden kestaneden sadece kestane şekeri yapıyorlar. Evet. Yani kestane, ben İtalya'da bulunduğum yıllarda bu şeyden hemen önce, İtalya birleşmeden hemen önce, o zamanlarda şey işindeydim, mucize işindeydim. Bible. Evet evet, yani bu mucize animasyonları yapıp para indiriyorduk. Sonra Papa ile aramızda bir sorun çıktı, bir şey paylaşım sorunu çıktı. Papa vuruldu. Papa'yı vurduk. Ya papayı indirdik o yüzden. Ha. Aslında ya yani vurmadık, kestik. Onun gibi bir şey. Evet, doğru hatırlıyorum. Evet. Sonra yeni gelen papayla da bir papaz olduk yani. Onu da hatırlıyorum. Çünkü zaten papazlardan oluyormuş. Bu zaten papa. İrlandalıydık abi. Evet. İrlandalı bir papazmış, papa yaptılar. Evet. Yani şey, olmaz, papaz olmamız da çok normal yani. Şimdi. Evet, olmaz. Dolayısıyla o işte çok iyi gitmedi yani. Bir tane çok iyi bir mucize yapmıştım. Tasarım yani bayağı. Mesela bugün yapsam bugün parayı vururuz yani. Neyse ki bana lazım değil. Yoksa şey yapalım, köpeğin olsun diyeceğim. Estağfurullah. Yok, benim de akarım var yani. Enflasyon da umurumda değil. Yani. Bana ne yani. Pound'la geliyor emekli maaşım. Geçen gün ekmek alacağım. 10 lira dedi. Dedim 10 lira ekmek mi kaldı ya, dedim al şu 20 lirayı. İyi demişsin.
Ayıptır ya. Hatta bir şey söyleyeceğim. Şu an bir ekmeğe saygılar dinlenir de özür dileyerek söylüyorum. 35 lira verip yani bir pound'tur. Bir ekmeğin hakkı bir pound'tur. 35 lira verip abi kusura bakma hani ben daha fazlasını istemiyorum deyip çekilmek lazım. Ya siz nerede yaşıyorsunuz ya? Evet. Siz pound derken ağırlık birimi olarak mı yoksa para birimi olarak mı? Both. Hayır, ikisi. Yani. Pound, pound çünkü. Pound yani bu. Pound. Bir pound kaç gram? Bir pound yaklaşık bir pound eder kadar gram. Koyarsa. Kardeşim kaç şey yapıyor? Türk lirasına karşılığı ne kadar? 36 lira. Al kardeşim. Bunun şeyini yapmazsın, sorgulamasın. Yani medeni... Ayıptır, ayıp. Bir şeydi. Ayıp, orada ekmek yapıyordum. Sabah evet. Gelmiş 5'te. Evet. Yoğurmuş. Yani aşağı yukarı yarım kilo gibi bir şey yani bir pound dedi. 450 gram falan. Bizim ekmekler maalesef yarım kilo değil. Ama pound yarım kilo eder. İşte bir pound 450 gram falan. Hayır, üstünü istemek lazım, ayıp kaçıyor. Evet. Olmaz. Olmaz. Rahat bir pound'u geç sen de canım. Yani işte ben onu söylemeye çalışıyorum. Ama yani, hem enflasyona da destek olursun yani. Burada hani konuşuyoruz, diyorlar ki işte abi siz hangi memlekette yaşıyorsunuz? Ya çok boş konuştuğunu söylüyorlar senin. Benim mi? Ha. Çok severim ben. Ha, çok boş yapıyor diyor. Ya bugüne kadar en sevdiğim şey bana abi sen boş konuşuyorsun denmesi. Ya boş konuşuyorsun. Evet. Şu harikaysın. Çok versin. Yani şu an mesela yarım saat konuşmasam olur. Evet. Ama sezgi var hatta Allah'tan. Allah'tan sezgi var. Yani neyse ki sezgi var ya. Ama yani şu... Merhaba Sezgi, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Şu mucizemi anlatmak istiyorum yani. Lütfen. Kefen, İsa'nın kefeni de İsa'nın vücut izi olduğunu iddia ettiğim bir eskitme işi yapmıştım. 90 başları falan. 1780'ler, 1790 başları. 90 başları falan. Büyük parada ilk şey oradan çıkmıştı. Yani papayla olan şey arızamız da oradan çıkmıştı. Daha sonra kitap işine girdik biz. Papyrus. Yok, daha sonra Papyrus'tan sonra şey kutsal... Kutsal metinler bu Vatikan Kütüphanesi'nde hala da var bir miktar. Akşam yazıyorduk, sabah satıyorduk yani. Çok iyi. Ben hayalimi hatırlıyorum. Ben ne anlatıyordum onu tam hatırlamıyorum. Ama yani çok önemli değil. Sezgi neredesin? Mersin'de misin? Allah göstermesin. Yok, göstermedi. Bir gösterdi iki gün kaldı. Tekrar kaçtım. Selimiye'deyim şu an, Marmaris'teyim. Oo, Marmaris'tesin. Oo, harika. Selindir. Selindir oranın suları. Kesinlikle serin. Kesinlikle serin. Çok iyi. Güzel. Neyse sular. Ben kaçırdım. Selimiye. Selimiye mi? Evet. Selin memleket. Bak şimdi gücüme gitti. Kaç yıl yaşadın abi sen orada? 4. Marmaris var mıydı o zaman? Oraya Marmaris demiyorduk. Çeşme vardı yukarıda, oraya çeşmeler diyorduk. Aşağıya da şey diyorduk. Gökova. Gökova. Körfez. Marmaris herhalde yukarıya Marmara dedikten sonra başladı. Olabilir. Marmara'nın şeyi. Hiçbir bilgim yok. Ben sevmem yani. Ben de bu konularda bilgileri ben de sevmem. Serin suları sevmiyorum ben. Geçen de oldu. Dedim bu su çok serin ya dedim. Ya bu suyun içinde olmak zorunda mıyız dedim. Yani çıkalım adam gibi bir yerde yatalım dedim ya. Serin bir yerde. Sizin mesela bu konuşmanız niye hep yatmaya varıyor? Mesela ben anlamıyorum. Mesela bu kadar yani... İlla bir yatma, illa bir... Ne yapacağız abi? Uzanma. İlla... Ne yapacağız? Ayakta mı duralım yani? Dik durun kardeşim bir, yatmayın.
Tam nereye kadar dik duracağız? Ben mesela bunu LGBT biten arkadaşlarımı olarak ben mesela anlamıyorum bunu. Siz hep ayakta mı duruyorsunuz ya? Mesela? Ben dik dururum. Hep. Tabii eşim de diyor mesela niye dik duruyorsun diyor. Ben ne yapayım diyorum daha. Belki gel bir yatalım demek istiyordur yani. Hani bir gevşe böyle, bir. Ben böyle duracağım diyorum ya. Ben. Bir gevşe diyordur belki ya bir omzundan. Şeyinden sırtından bir kulunç alayım diyordur belki. Kulunç mu? Kulunç. Bende kulunç yok. Ne var? Ya sırt var. Bayağı sırt. Bel var tabii. Ama ya anlayamıyorum ben bu sizin şeyinizi. Sen kaburga sever misin? Çok. Sıyırma mı seversin şey mi? Yok ben kemiğin kemiğe yakın yeri severim. Evet. Kaburga. Şu şey. Kulunç. Şank diyoruz bunu şey. Sırt. Omuz. Omuz kemiği. Oralar. Boyun. Boyun eti. Gerdan. Gerdan. Oraları çok severim ben. Brisket sever misin sen? Severim. Zor ama pişirmek onu ya brisket. Fark etmez 4 saatte pişirir. Ağzında pişmez zaten. Son geçenlerde brisket pişiriyoruz arkadaşlar. Dedim ya bu 4 saat 5 saat sonra bunun pişmesi gidelim bir yerde bir. bir şey yapsaydınız. Bir şey yiyelim dedim ya. Neyse çıktık bir kaburgacı vardı orada fırın denizde usulü fırın kebabı yapıyor. Dedim bir ortaya bir şey yap da dedim bir bastıralım dedim yani. İyi demiş. Sonra gömdük. O kadar yani. İyi. Anlat Sezgi. Yani özlemişim sizi. Eyvallah. Abi, nasıl bu kadar sessiz kalıyorum sanırım. Nasıl gidiyor seks hayatım falan Selimiye? Marmaris var mı bir hareket? Döndü mü normal hayat? Çok sıcak. Çok sıcak. Klima varsa okey. Yoksa spontan şeylere hiç gerek yok şu an. Senin sularda olabilir. Ha, ya, suda seks yapabiliyor musun hakikaten? Evet tabii ki. Daha enteresan güzel geliyor bir şey bana. Güzel bir şey arada. Ben yapamam. Ben hiç yapamadım mesela. Ben denedim birkaç defa şey oluyor. Ziyan oluyor. Ben bir kere 16 metrede denemiştim. 16 metre yani şeymiş iyiymiş. Evet. Evet derinmiş. Evet. Yani kaç kişisiniz? İki. İki kişi. 16 metre. Çok zor. Arada birisi şey yapması lazım. 30'a düşmüşüz. Asansör zaten. Yapması lazım. 30'a düşmüşüz zaten. 30'a kadar inmişiz. Canlı mı? İkimiz de canlıydık. İkimiz de canlıydık. Dedim, bebeğim dedim şeye gireceğiz, dekonstrasyona gireceğiz dedim. Kime? Dekupasyon ne deniyor ona? Abi. Dedim, istersen ağır ağır çıkalım çünkü. İyi girmişsiniz buraya. Çünkü zaten dedim 10-12 metrede bir 15-20 dakika oyalanmamız gerekecek. Biz hani vurgun diyoruz ya. Evet. Mahsun Kırmızı Gül şarkısı gibi bir şey evet, var. Evet. Evet. Dolayısıyla hani tavsiye etmiyorum. Yani şeyi. Özcan Deniz'de olabilir benim için fark etmez. Bence şey neydi o Ali Çan mı? Ali Çan da olabilir. Ali Çan o kim be? Onlardan biri işte. O bir film yapmıyor bildiğim kadarıyla. Film içine girmedi o. Anlat bize, evet. Ya Mersin'i kapattım ya galiba ben. Komple mi? Ay, evet. 3 gün önce bir gittim, kapattım. Tekrar geri geldim. Biraz yol yaptım. Dönecek misin Mersin'e? Mersin'e Kasım Aralık gibi bir bakarım. Böyle biraz arkadaşlarımı görürüm. Sonra biraz daha yol yaparım diye düşünüyorum. Ne tarafa yapacaksın yol? Ankara, İstanbul. Güzel. Güzel. Hmm.
Kasım Aralık güzel olur zaten. Biz buradayım ya. 3 Eylül'de Motofest'in ikincisi başlıyor. 3 Eylül mü? 3 Eylül, 10 Eylül. Rota? Rota biraz uzun. Yani İstanbul, Hendek, Ankara, Kütahya, Antalya, Denizli, Fethiye, Palamutbükü. Fethiye'ye katılabilirim belki. 1800 kilometre. Bir sürüşümüz var. Çok güzel. 5 konser olacak. Kaan Tangöz'e 3 konser verecek. Bu duraklarda. Sanırım Ankara, Fethiye. Tezgahı niye almıyorsunuz sen yanına? Şey mi, ruhu mu? Kime? Sezgi. Hı. Nereye? Efendim. Yanına al. Beraber gidin. İş olarak. İşçi olarak. Belki yardım eder. Meksikalı işçi olarak. Ya olabilir, niye olmasın ama yani. Çok çok meşgul olacağım. Ben seni meşgul edebilirim. Sabah birkaç saat sürer. Meşgul eğitim mi? Birkaç saat sürse de daha iyi. Birkaç saat sürse direkt yatarım zaten tekrar. Ben ezanla kalkıp işte kuşlara yem verip yani kuşların suyunu değiştiriyorum. Ne? Sonra kahveye çıkıyorum işte. Kuşlara suyu değiştiriyorsun. Sonra kahveye çıkıyorum arkadaşlar. Hay Allah. Sabah ezanla da seni torbasam ya. Şey geliyor, fırın arabası geliyor, ekmek arabası. Ekmek alıp eve gidiyorum işte. Bizim Mahmut abinin bizim mahalleden geçişi var, şey eskici. Şöyle bak. Çok iyi. Bu kadar değil mi? Gerek yok. Minimalize etmiş ya. Anlıyorlar. Neden olmuş? Çok iyi, çok iyi. Mahmut abi. Çok iyi. Öyle yani, bu arada değerli dinleyenlere de Motofest'in ilk duyurusunu yapmış. Abi bütün ilk duyuruları benimle yapıyorsunuz gibi bir şey oluyor. Mol bilmem ne Ankara deyince tabii aklıma. Değil mi? Ben artık birine katılayım ya gerçekten. Katıl tabii. Yılda bir tane oluyor zaten. Hani ikincisiydi bu. Öbürü birincisi ne zamandı? Birincisi geçen seneydi tabii. Geçen yıllar geçiyor. Şey bu belgeseli paylaşılan değil mi bu? Evet. Ha, tamam. Güzeldi o ya. Çok keyifliydi bu arada izledim. Eyvallah. Şimdi bir dakika araya giriyorum. Bu geceki armağanımız yani 1-2-3 seni beni de sayarsak 5 imzalı. Evet. Kaybedenler Kulübü defterimiz var bu gece. Doğru mu? Evet. 6 imza alıyorum ben. Lütfen. Murat Menteş, Alper Çeker, Brit, evet. Kaan Çaydanoğlu, Mete Avunduk imzalı. Başı, 23-16. Sonu, ortası belli. Evet. Ay sonunun sonu yok mu ya? Bu defterimizi... Var, sonu var. Bu şey, müzayedemizi sonlandırmam gerekiyor, kusura bakmayın. Ne demek? Şu an biraz kafam karıştı da o yüzden söylüyorum. Yani bu yaşta normal ama ya. Bundan sonraki artırmalarda bulunacak dinleyicilerimizden bir tanesine vereceğim. Şu an söyleyeyim size. Önder. Görüyorum. Ali Karadum'u gördüm. Birkaç tanesini söyleyebileceğim. Can Erboy. Böyle gidiyor. Tuğrul'u gördüm. Sayamayacağım. Bir dinleyicimize ama daha yüksek handikaplı dinleyicimize vereceğiz bu harika defteri.
Evet. Böylece gecenin sonunda. Bunun için yapmanız gereken tek şey sadece radyomu destek bölümünden bize destek olmak. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bizimleydin. Evet ya. Evet. Ben eyvallah. Evet ya. Evet. Buradan bile yakalayabildim yani az önce eve gelmeme rağmen. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Sezgi. Görüşürüz. Umarım en kısa. Görüşürüz. Aynen. Pardon. Vay. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Defa. Evet, Dinleyenler Kaybedenler Kulübü 2023-16 ne oldu Nusa'da? Nerede olsun? Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı Kadıköy Standart FM Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Sanıyorum bugünkü defterin sahibi 5 imzalı Murat Menteş, Brit, Alper Çeker, Mete Onduk ve Kaan Çaydamlı imzalı defterin sahibini açıklayacağız. Ben buradan şöyle görüyorum. Ali Karaduman. Tebrik ediyoruz Ali'yi ve teşekkür ediyoruz destekleri için. Bize bugün destek olan herkese de teşekkür ediyoruz. Radyoma bağış butonuyla. Bence oldukça enteresan bir nesneye sahip oldu. Evet, Ali bence de. Yani büyük, bir araya, büyük karma. Bir araya gelmesi hakikaten zor bir şey. Bu arada bir iki hatırlatma yapayım. Kaybedenler Kulübü official YouTube kanalına abone olmanızı ve desteklemenizi rica ediyoruz. Tüm kayıtları bir hafta sonra dinleyebilir oluyorsunuz. Canlı yayınları Ragıp sayesinde. Onun da doğum gününü kutlamış oluyorum, olalım. Evet ya. Hakikaten. Bugün tekrar. Gerçekten bugün. Ya bugün herhangi bir şey dinleyebilecek halde olmadığı için bence bir sonraki program. Evet, doğru. Aynı zamanda Spotify mı o müzik çalan şey? Spotify, evet. Aynı zamanda Spotify'da da Kaybedenler Kulübü Official podcast'inden eski 2023 yılının üsalarını dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Bugün hakikaten gerek iklim değişikliği, gerekse ülkemizin ekonomik durumu ve enflasyona karşı açmış olduğu bu inanılmaz savaşa verdiğimiz destek yüzünden oldukça yorgun düşmüş durumdayız. Oldukça yıpratıcı bir süreç yaşadık. Gerçekten yani de öyle. Saat boyunca. Yani şey hakikaten zor. İnsanları şeye ikna etmek yani. Kardeşim yani bu kadar değil, bu kadar demek. Al şunu da sus demek. Evet yani, gerçekten çok zor. Mesela zam yapmamak çok zor. Geçen gün ben evde zam yaptım. Evde? Evet. Ya baktım. Neye diye sormayacağım çünkü anladım neye zam yaptınız. Evet, evet. Ama yani bunu hani. Ayıp. Ayıp bir şey. Genel olarak herkes anlasın, genel bir geçerliği olsun diye neye zam yaptınız? Genel olarak zam yaptım. Yani evin geneline zam yaptım. Ha, evin geneline, genel işletmeye zam yaptınız. Ben evi işletmiyorum yani, evde yaşıyorum. Ben varım. 3-4 tane de dişi var bizim evde yaşayan. Hı hı. Ya onların... Eve genel zam yaptım. Genel olarak her şeye zam yaptım yani. Dedim zam yapıyorum dedim ya. Şu an itibariyle. Ya baktım olacak ki... Sonuçta malın sahibi istediğine ne zaman isterse zam yapar. Evet. Yaptım. Hatta balkona da zam yaptım. Balkona çıktım. Balkona zam, direkt zam yaptım yani. Dedim yeter ya dedim.
Yani 40 yıldır burayı 3 liraya kullanıyorsunuz. Evet, kullanıyorum. Zam yapıyorum dedim. İyi demişsiniz. Sonra terasa çıkacaktım, aklıma sen geldin şimdi dedim. Teşekkür ederim be. Yani, terasa zam yapayım amir. Herhalde yadigarı var dediniz. Amirin hala da aynı fiyatlar mesela bizde teras. Gerçekten mi? Yani, şu an üzüldüm ben. Evet. Ama yani. Ya buradan bir Mete Avunduk geçti deyip terasa 4 misli zam yapmanız lazım. O zaman zam yapayım ben be. Ben terasa zam yaptım. Ya. O terasın şeyini bir ben bildirim. Allah'tan bir şey. Allah'tan dili yok o terasın. Allah'tan. Allah'tan. Geçen gün onu arkadaşlarla konuşuyoruz. Terastayız. Terastayız. Dedim yani Allah'tan dili yok dedim yani şu terasında. Yoksa oturamazsınız burada. Günaydın. Değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshasını Montana çetesine adadık. Hayatı ve kadınları hala daha öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adadık. Yani inanın gerçekten burada sabahın ilerleyen saatlerine kadar kalmak isterdik sizlerle, ama takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatımız var. Değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı, kendi adıma hepinize iyi geceler dilemek isterim. Sayın dinleyenler, tabii eğer böyle bir şey mümkünse. Umarız yeterli olmuştur. Hoşçakalın.